Merhaba arkadaşlar. Bugünkü başarı hikayemizde Hasret Ayşe Çoban'la beraberiz. Osman Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencisi. Hasret hoş geldin. Hoş buldum hocam. Hasret 2019'da Osman Gazi Üniversitesi'nde diş hekimliği fakültesine yerleşiyor. O yıl sınava girmiyor. OBP kırılacak 2020'de. 2021'de bu yıl sınava hazırlanıyor. Kendisi hem Beko Sistem'den de Biyojedi'den öğrencimiz. Kendisiyle gurur duyduğumuzu bir kez de burada kendisinin huzurunda ifade etmek istiyorum. Ve bu yıl HAM'da 3.924, yerleştirmede de 4.533. olarak Osman Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesine girmeyi başarıyor. Şimdi aslında Ankara tıp istiyordu. Ankara'da bir tıp istiyordu. O da geliyordu. Ama Hasret Eskişehir'de kalmayı tercih etti. Şimdi onları da konuşacağız kendisiyle. Ama ben önce netlerini sizinle bir paylaşayım. 2021 TYT'de Türkçe 32'ye 7, Sosyal 15'e 4, 28'e 3 Matematik, 16'ya 3 de Fen yaptı arkadaşımız. 86,75 TYT'si var. AYT'de 35'e 2 Matematik, 10'a 4 Fizik, 12'ye 1 Kimya, 13'e 0 Biyoloji yaparak 68,25'te AYT netine ulaşıyor. Bu netlerle ve 89 OBP ile arkadaşımız, tekrar söylüyorum, HAM'da 3.924, yerleştirmede 4.533. olarak Osman Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi olmaya hak kazanıyor. Hasret, seni bir kez daha yürekten kutluyorum. Yani Teşekkür ederim. nasıl çalıştığını biliyorum. Elinden geleni yaptığını biliyorum. Nasıl emek verdiğini biliyorum. İşte her zaman söylüyoruz ya, bütün bu emeklerin, çabaların bir karşılığı mutlaka oluyor. Ve işte bunu elde etmiş, bu kazanımlara ulaşmış bir arkadaşımızla beraberiz. Sevgili Hasret, öncelikle şuradan başlayalım. Hani 2019'da diş hekimliğine girdiğinde içinde bir burukluk var mıydı, yoksa yok ben dişte okurum diye mi girmiştin? Sonra ne oldu da karar verip sınava hazırlanmaya başladın? Bunları biraz anlatır mısın bize öncelikle? Hocam öncelikle bir düzeltme yapayım. 2019'da ben yine sınava girmiştim. Kırık OBP ile. Ama tabii tercih edecek bir sıra bana gelmedi. Hani ben Mart'ta pandemi gelmişti. Nisan'da falan da vizeler vardı bizim. Vizeler bitince ben bir asıldım 3 ay. 3 ay dedim 12 bin yaptım. Ama OBP'm 32'ye attı. Ama dedim ki yani 3 ayda 12 bin yaptıysam hani tüm sene çalışsam daha iyi yaparım diye düşünmüştüm zaten. O şekilde bir girmek istedim. Diş hekimliğini de bütün arkadaşlarım, yakın çevrem hepsi bilir. Hiç istemiyordum. İstemeyerek de gitmiştim. Çünkü artık 2 senede mezuna kaldığım için artık herkes git dedi. Hani ben de biraz çevre baskısına maruz kaldım. O yüzden gittim yani. Sonra dedim ki babama, baba dedim ben diş hekimliğine çok önyargılı gittim. Dedim ki bir sene okuyacağım. Eğer ısınırsam kalacağım ama ısınamazsam dedim ben donduracağım. Dondurduğum senede YKS'ye tekrar çalışıp tekrar hazırlanacağım. Babam da tamam dedi. Babam zaten hep en büyük destekçimdi. Hiçbir zaman Sağ olsun. desteğini esirgemedi. Her birine Var olsun. böyle İşte gerçekten. yani onlar destek olmayınca bu iş olmuyor. Evet hocam Gerçekten kesinlikle. olmuyor. Devam. Ondan sonra ben hani tekrardan çalışacağım falan diye düşünürken pandemi girdi. Ben de dedim ki fırsat bu fırsat bir deneyeyim bu sene. 3 ayda tabii kırık OBP ile olmadı. Sonra o beni bir hırsa getirdi. Dedim ki kısa bir sürede bu kadar güzel bir sıralama demek ki ben yapabiliyormuşum. Hani sınav ne kadar kolay olursa olsun bu sıralamaya çıkabiliyormuşum dedim. Hani daha 20 binden daha geride de olabilirdi ama olmadı. Hani 12 bin oldu. Ben de dedim ki bu sene tekrar çalışacağım. Okulu dondurmayı düşünüyordum ama şöyle bir sıkıntı vardı. Bir şey Ben soracağım. birinci 12 binden kaça attı sen 2020'de? 2. 32 bine. Evet hocam. Ay maşallah. 20 bin kişi attı. Bir de OBP'de hani 89, öyle çok küçük de bir OBP değil. İşte kırık Evet. OBP böyle bir şey arkadaşlar. Bu da örnek olsun. Devam. Ondan sonrasında ben de okulu dondurmayı düşünüyordum 2. sınıfta. Dedim bir araştırayım. Ama dondurmak öyle basit bir şey değil. Hani dondurmak benimkisi birazcık keyfi bir durumdu. Tekrardan hazırlanmak. Hani önümde hiçbir engel yoktu okumamın için. Ama işte okul YÖK galiba bu şey kararları veriyor. Hani bir nedenler listesi var. O nedenlere uyduğunuz sürece okulu dondurabiliyorsunuz. Ailevi problemler, ekonomik sıkıntılar, sağlık problemleri vesaire. Benimkisi hiçbirine uymuyordu. Ben de dedim ki o zaman okula devam etmeyeyim. Devamsızlıktan kalayım. Sıkıntı olmaz. Yani gitmem. Hani boş zamanım çok olur diye düşündüm.
Ama yine o da olmadı. Çünkü ben diş birinci sınıftayken kredi almaya başlamıştım. Eğer ben bir dersten devamsızlık yaparsam ve bu devamsızlıktan dolayı sınıfta kalırsam kredim kesilecekti. Bu yüzden ben de kredim kesilirse dedim ki hani yeniden kazanırsam 6 sene aileme yük olacağım. Ben böyle bir şey istemiyorum. O yüzden hem ikinci sınıfta diş hekimliğine devam ettirmeye çalıştım hem de sınava çalışmaya çalıştım. O şekilde ilerledi. Yani şimdi o kadar ayrıntılı düşünmüş ki zaten birazdan göreceksiniz. Yani Eskişehir'de kalma sebebini söylediğinde de ne kadar ayrıntılı düşündüğünü Hasret'im. Yani sadece kendisini düşünmüyor. Ben diyor kredi alamayacağım. O yüzden devamsızlık da yapamam. Okulu da bırakmadım. Şimdi sen hem derslere girdin. Doğru mu? Hı hı. Hem de sınava hazırlandın. Evet hocam. Peki şu önemli bizim için. Şimdi senin durumunda olan şu an çalıştığı daha doğrusu okuduğu üniversitede hani bir şekilde mutlu olmayan ama bunu değiştirmek isteyen pek çok arkadaşım var. Okulla birlikte üniversite sınavını yürütmek nasıl bir şey? Sen ne yaptın? Biraz oradan bahseder misin bize? Tabii hocam. İlk dönem hocam ben şey diye düşündüm kafamda. Hani derslere birazcık ağırlık vereyim. Zaten konuları biraz unuttum gibi hani aşağı yukarı AYT konularını. Zaten ben sadece AYT sınavına girmeyi düşünüyordum. TYT sınavına girmeyi düşünmüyordum. Geçen seneki TYT'm 95'lik bana gayet yeter. AYT'ye asılayım yeter. Zaten hani vaktim de buna yeter diye düşündüm. Ondan sonra hocam dedim ki sadece AYT'ye çalışayım. Bu yüzden de dedim ki ilk dönem ben üniversite derslerine biraz ağırlık vereyim. Üniversite derslerine bir altyapı hazırlayayım. Hani eğer bilmediğim dersler olursa ki bunun için. İkinci dönemde zaten sadece soru çözeceğim için üniversite derslerime de vakit kalır diye düşündüm. O yüzden ilk dönem birazcık üniversite derslerini takip ettim. Vizelere, finallere kadar. Zaten finallerimiz bizim çok sınavımız olmadı. Sadece vizelerde birazcık vakit harcadım. O da Aralık ayının ilk haftasına da tekabül ediyor. Hani sizin de zaten AYT çalışmaya başladığınız zamandı. Aralık ayına kadar ben şey yaptım sadece. Ben yazarak çalışmayı seviyorum ve öyle anlıyorum. O yüzden sadece biyolojiden bir tane defter tutmaya başladım. MEP kitaplarından okuyordum. Onları yazıyordum. Fotoğraf falan yapıştırıyordum. Hani görselleştiriyordum aklıma daha fazla kalsın diye. O şekilde aralığa kadar bir biyoloji defterini hallettim. O sırada da üniversite derslerini hallettim. Vizeler geçtikten sonra zaten aralığın ilk haftası başladım bir haftam. Hemen vizeler geldi. Hemen ara vermek zorunda kaldım mecburen. Ama sonra vizeler bittikten sonra tekrardan bu sefer bütün derslerle çalışmaya başladım. Zaten aralığa kadar da ne yapacağıma karar verdim. Hani ne uygulama mı alacağım, özel öğretmenden ders mi alacağım, sorularımı nereye soracağım, hangi kaynakları kullanacağım, kaynak önerilerini araştırdım, güncel olarak ne yapabilirim, bunlara karar verdim. Aralık ayında tamamen hani sizinle birlikte başlamayı düşünüyordum. Zaten Beko sisteme de üye olduğum için, orada siz Aralık ayında başladığınız için ben hani bütün derece isteyenleri, öneriler videolarını izliyordum ama Aralık ayında başlayacağımı da biliyordum. Aralık'a kadar dedim ki serbestim, bütün üniversite derslerini halledeyim. O şekilde başladım. Üniversite derslerini hallettin, Aralık'ta başladın. Peki, okul ve çalışmayı birlikte götürmek için mesela Aralık'tan sonra asıl mücadele başlamış. Evet. Ne kadar zaman ayırıyordun? Nasıl çalışıyordun? Ne çalışıyordun? Hangi sırayla çalıştın? Onları bir anlatır mısın bize? Hocam zaten Şubat'a kadar benim hemen hemen derslerim yani konularım bitmek üzereydi. Birinci kaynaklar. Zaten Şubat'ta da sizinle görüşmüştük. Siz hani TYT'ye de gir gibi bir öneride bulunmuştuk. İyi ki de bulunmuşsunuz. Çünkü benim geçen seneki TYT netimle olan puanımla bu seneki TYT netimle olan puanım arasında bayağı fark var. Ve yani ben onun için sordum da hani sınav sonuç belgesine bakmadık ama yani bu yılki TYT sıralaman 12.577. Evet hocam. Yani, ve daha düşük. Düşün yani. Belki hoş gene Osman Gazi Tıp'a girerdin ama TYT'den bayağı geride kalırdı. Giremeye de bilirdin. Yani başka bir yere de gitmek zorunda kalabilirdin. Ama bu yıl ya şöyle bir şey var. O gün onu sana söyledim. Bütün öğrencilerime söylüyorum. Hani çok ekstrem bir durum yoksa mesela adamın TYT'si 2000'dir. Ha, ona demem yani oturda şimdi. Ama derim ki yani TYT'yi unutma. Ona da mutlaka. Bu sınavlar birbirini destekleyen sınavlar. Ya şu an TYT netlerinden şikayet eden arkadaşlarına şunu söylüyorum. AYT'de ilerlediğin zaman bu TYT'yi destekleyecektir. Aynı şekilde TYT iyi oldukça AYT'ye de yansıyacaktır diyorum. TYT'de
Devam ettin. Kaldığın yerden devam. Aynen hocam. Zaten Şubat'ta da sizinle görüşmüştüm. Sonra Şubat'ta zaten benim biyoloji kalmıştı sadece. Çözmediğim, yani çözmediğim dedim, bitirmediğim ders olarak. Diğerlerinin birinci kaynakları bitmişti. Bir de hatırlarsınız belki matematikte sıkıntım var demiştim. Hatırlıyorum. Bir şaşırmıştınız hangisi nasıldan ilerleyemiyorum. Çünkü matematik benim amiral gemimdi hocam. Gerçekten bütün hem TYT hem AYT ve bütün eğitim hayatım boyunca matematikte hep ben belli bir seviyenin üstündeydim kendimce. O yüzden matematik artık çözmek istemiyordum. Sıkılmıştım böyle. Siz de denemelere başladığınca ben hemen ışık hızıyla fırlattım kitabı zaten. Direkt denemelere başladım. Ondan sonra alan denemelerini çözmek benim için çok iyi oldu. Çünkü daha önceden yapmadığım bir şeydi. Alan denemelerini ben hep sınava yakın bırakıyordum. Ama o sene, geçtiğimiz sene yani siz dedikten sonra ben başladım. O kadar konuyu bir arada düşünüp tarayabilmek, yani onu çözümlemek ve süresiz yapmak, zaten süresiz olması ayrı bir rahatlık sağlıyor ve hepsini bir anda görebilmek konularının çok önemli bir avantaj. Çünkü hani bunu denemelerden başka bir yerde göremiyoruz. Sadece ne olursa belki yayınların tarama testlerinde oluyor. Bu çok bana etkili olmuştu. Çünkü aynı anda birçok şeyi düşünebilme kapasitemi arttırmıştı. Yani aynı anda bütün 13 soruda 13 konu varsa o 13 konuyu da düşünebiliyordum denemede. Denemeleri de o şekilde devam ettim. Alan denemelerine. İkinci kaynaklara başladık sonra. Nisan gibi tekrardan görüşmüştük zaten. O zaman da denemelere falan hani stratejileri konuşmuştuk. Deneme sıralarında değişiklik yapmıştık. O da bana çok etkisi olmuştu mesela hocam. Onun için de ayrıca teşekkürler. Yani, çünkü hani Türkçe, mesela Türkçe kötü, matematik yapabilecek miyim? Ya da matematikte zorlandım, sosyale geçebilecek miyim? Mesela benim için sosyalle başladığım denemeler çok kötü geliyordu sanki. Ama iyi ki de kötü gelmiş. Çünkü sosyalden başlasam da o sınavı bitirebileceğimi görmüş oldum yani. Evde deneme de olsa. Hani eğer sınavda sosyalden başlamam gereken bir durum olursa nasıl ilerlemem gerektiğini, psikolojimi nasıl tutmam gerektiğini ölçüp tartmış oldum aynı zamanda. Aynen. Yani çok şimdi ne yapılacağını hani belli. Şimdi biz ne yapılacağını söylüyoruz ama şimdi bunu hani 100 kişiye söylüyorsak bunlardan 10 tanesi yapıyor. 90 tanesi bunu yapmıyor. Şimdi tabii ki farklı çalışmalar ortaya koyulabilir. İlla ki hani bizim dediğimiz doğru diye bir şey yok. Ama gerçek olan bir şey var. Ortada bir emek olması lazım. Ortada bir şeylerin birikmesi lazım. İşte bunu verebilmek çok önemli. Peki bunca çalışma sırasında en beğendiğin kaynaklar hangileriydi Hasret? Onları bizimle paylaşır mısın? Palme çok çözdüm ben. Yani 4 sene boyunca Palme aşığı oldum diyebilirim. Sürekli fen derslerinde özellikle Palme'yi çok beğeniyordum. Ve hep çözdüm. Aralarda böyle çıkmış soruları koymaları çok hoşuma gidiyordu. Hani hem çıkmışları çözüyorduk, bir yandan da tekrar etmiş oluyorduk ama bunun farkında olmuyorduk. Hani güzel bir şeydi. Matematikte de 3, 4, 5 ve acili çok beğeniyordum ama şöyle ben şöyle düşünüyorum. 3, 4, 5 de acil de birbirine yakın kaynaklar. O yüzden o sene ikisini de çözmeyi ben çok gerekli görmüyorum. Hani 3, 4, 5 ya da acil ikisinden birini tercih edebilirler. Yani. Diyorsun tamam. Yani ama çözemedim yani hani yarıda biraz kaldı, yarıda değil hatta dörtte birini falan çözdüm çünkü sıkıldım artık. Ama yani 3-4-5'te acilde beğendiğim kaynaklardan matematikte. Sosyalde özellikle bir tane yayın var. Böyle posterleri falan var. Kare Akademi diye geçiyor. Onun posterini almıştım, coğrafyasını. İnanılmaz derecede böyle aklımda kaldı şematik olması falan. Bir de onların da anlatımı var böyle karekodla okutup konu anlatımını dinleyebiliyorsunuz. Sonrasında coğrafyayı aldıktan sonra dedim keşke tarihi de alsaydım. Ama artık onda dedim az zamanım kaldı, gerek yok, almayayım dedim. Sadece tarih için ders kitaplarını okuyup geçme yaptım yani o kadar. Peki. Şimdi akademik süreci çok bilinçli olarak, gayet dengeli olarak götürdüm. Olayın psikolojik kısmını nasıl hallettin Hasret? Yani hiç böyle şimdi ikinci sınıfta diş hekimliği okuyorsun. Ya olmazsa, bu sene de yapamazsam diye bir korku oluyor muydu içinde hiç?
Hocam çok oluyordu. Zaten 4 sene boyunca olmadı. Hani aklımda sürekli ya bu sene de olmazsa ben ne yapacağım? Zaten diş hekimliği o kadar bana zor gelmeye başladı ki ikinci sene pratik derslerimiz daha bir ağırlaştı birinci seneye göre. Ağırlaştığı için ben dedim ki artık gerçekten hani ben bu bölümü okumak istemiyorum. Bir an önce tıp fakültesine gitmem gerekiyor. Arkadaşlarımın desteği, ailemin desteği çok önemliydi bu konuda. Hatta şöyle ben diş birdeyken sonucum açıklandığında nedense böyle aşırı bir tepki vermedim. Yani diş hekimliği kazandığımda çok böyle ağlamıştım ya keşke olmasaydı vesaire gitmeseydim. Soranlara böyle söylemek istemiyordum falan. Sonrasında diş birde sonuçlar açıklanınca bir arkadaşım şey dedi. Bu yakın arkadaşlarımdan biri. Hani şu an dedi bir sene çalışacaksın ama dedi ömründeki bu bir seneyi harcamış olacaksın ama önündeki o 35-40 seneyi belki kurtarmış olacaksın dedi. Hani şu zamanda da sosyal medyada dolaşan bir tane reels var. Belki denk gelmişsinizdir. Başarının bedelini bir dönem için ödemeyenler başaramamanın bedelini bir ömür boyu öderler diye. Gerçekten her onu gördüğümde aklıma kendim geliyorum. Ve gerçekten ben dedim ki bu dişi ikinci sınıfta ben bu seneyi feda edeceğim. Derslerden kalırsam da kalayım. Ama nottan kalayım. Devamsızlıktan kalmayayım. Ve ben dedim yani hayalim olan mesleğe bir adım daha yaklaşayım. Çünkü zaten 12 bine kadar gelmişim yani. Aynen. Diye Yani düşünüyorum. onun da bir güveni var değil mi? Yani 12 bin yaptığını Evet gördüm. Ya ben bunu yapabiliyormuşum. Peki o 12 bini gördüğünde 2020'de keşke mezuna kalsaydım diye geçmedi mi hiç içinden? hocam. Hocam çok geçti. İnanılmaz geçti. Hatta bayağı pişman oldum. Ama şöyle bir şey de geldi aklıma. O sene yine benim arkadaşlarım da gitmişti üniversite. Aklıma şey geldi. Hani ben kalsam acaba bu psikolojide olabilecek miydim? Ve pandemi patlak verdi. Pandemide ben çalışabilecek miydim bu şekilde? Çünkü istemediğim bir bölüme gitmem belki de beni hırslandırdı bu konuda. Ben öyle değil de ben şöyle düşünüyorum. Bence seni 12 bin yaptıran zaten bir yerde okuyorsun şu an. Evet hocam onun rahatlığı da etkili oldu. Sınav öyle Ya gitti. bence bu çok etkili. Yani öyle böyle değil. Yani sen bir yıl daha mezuna kalmış olsaydın sınava girerken yine elin ayağın titreyecekti senin. Ya bir düşün mesela önceki yıllarda girdiğin sınavla 2020'de girdiğin sınavdaki şeyini bir düşün, halini bir düşün. Yani o heyecan var mıydı mesela? Hani bir yıl önceki diş hekimliği kazandığın yılki heyecan var mıydı hiç sende? Yoktu hocam. Şöyle zaten ben diş hekimliğini istemiyordum ama hani yine de böyle kendimi kandırmak için sınavda rahat etmek için şey dedim. Aman zaten diş hekimliği okuyorum ya. Elimde bir Evet. kendim var. Evet yani Havasıyla şimdi bu girmiştim. kandırmak değil ki Hasret. Bu böyle yani. Sonuçta Yani hani hani tamam sevmek zorunda değiliz ama hayatta kalmak için bir şeyler yapmak zorundayız ve senin yapacak bir işin olacaktı yani. Ya evet. böyle bir garanti var. Bu çok önemli bir şey. Yani üniversiteye girdikten sonra sınava giren arkadaşlar eğer birazcık çalışabilirlerse, üstüne koyabilirlerse o rahatlık ya zaten ben zaten okuyorum. Zaten bir okulum var. Ha daha iyisi için giriyorum. Olursa olur, olmazsa canım sağ olsun diyebilir yani. Ha bunu bence İlk sınava girerken de söyleyebilmeli öğrenci de. Ya olursa olur olmazsa canım sağ olsun. Bu gerçekten hani insanı çok rahatlatır. Ama öyle bir hale getiriyor ki öğrenci bunu gözünde. Ya olmazsa sanki dünyanın sonu gelmiş gibi. Ya çok çok korkarak giriyor öğrenci. Ve o hani sınav anını yönetememe, sınav anındaki sıkıntılar falan da biraz bu düşünceden kaynaklanıyor bence. Bilmiyorum katılır mısın? Ben böyle düşünüyorum. hocam ben de aynı fikirdeyim ama hani bende de şöyle bir şey olmuştu. Sınavlara böyle girerken inanılmaz rahat girmeye çalışıyordum. Yapacağım bu sene olacak gibisinden ama yani hani o gerçekten üniversiteye yerleştikten sonraki sınava girmekle arasında bayağı fark var. Rahatlık açısından. Aynen. Peki, bu yıl sınava girecek olan arkadaşlarına öncelikle ve bunların içerisinde şu an herhangi bir üniversitede bir lisans programına kayıtlı olup da tekrar deneyecek arkadaşlarına neler önerirsin sevgili Hasret? Hocam öncelikle sizi takip etsinler. Gerçekten bu çok önemli. Ve benim pişman olduğum demin de yani bu sene farklı yaptım. Böyle 5 tane önemli şey var. O bir tanesi kendi programımı kendim hazırlamak. Gerçekten
sizin programınızı üniversite okuduğum için derslerimle birlikte beraber entegre ettim. Yani senkronize gitmeye çalıştım sizinle birlikte ama ders programıma da uygun hale getirdim. Bir kere kendi programlarını kendileri yapsınlar. Öyle orada burada dolaşan bütün programları direkt alıp kendileri çalışmaya çalışmasınlar. Çok çünkü önemli. Onların yeterliliklerini karşılamayabilir. Ben hep böyle yaptım. Demek ki benim yeterliliklerimi karşılamıyormuş önceki senelerde. İkincisi de böyle son zamanlarda kendime vakit ayırdım. Zaten değişik bir şekilde ders çalışasım gelmiyordu son zamanlarda. Bu yüzden de zorlamamaya çalıştım. Kafamı yormamaya çalıştım. Sınava rahat ve dinlenmiş bir şekilde girmek istedim. Bu yüzden çalışmadığım zamanlarda kitap okudum, dizi izledim, sizin önerdiğiniz filmlere baktım, dergileri okudum. Öyle geçirdim vaktimi. Çok zorlamadım. Yer yerde üniversite dersleriyle ilgilendim. Hani kafamı dağıtacak şeyler yaptım. Üçüncüsü de kitaplarımı bitirmeye çalışmadım. Önceki senelerde ben iki kaynak aldıysam ya da üç kaynak tamamını bitirmek zorunda hissediyordum kendimi. Bitirmeyince vicdanen rahat olmuyordum. Hani bitirmeyin demiyorum ama vicdanen rahat olun ama bitirmeye de çalışmayın. Bu ikisini kararında götürün. Bir tanesi de soru defteri. Gerçekten deneme analizleri çok önemli. Deneme analizlerini çok iyi yapsınlar. Mesela örneğin bazı alan denemelerinde bir soru oluyordu hocam. Direkt MEP kitabından almışlar, soru haline getirmişler o kısmı. Mesela bunları yeni öğrenince hemen yapıştırdım. Ara ara o soru defterini tekrar ettim. Ne öğrenmişim, unutmuş muyum diye. Bir de alan denemelerini sona bırakmasınlar hocam. Sona bırakırlarsa çünkü çok sıkışıyor. Böyle rahat bir zamanda ilk kaynaklarını bitirdikten sonra çözerlerse iyi olur. Ve ne olursa olsun hiçbir zaman pes etmesinler, inansınlar, güvensinler kendilerine. Savaşmayı hiçbir zaman bırakmasınlar ve inanmak başarmanın yarısı hocam. O yüzden bence kesinlikle bu işe inanarak girsinler diyorum. Aynen. Çok teşekkür ederiz Hasret. Çok güzel bir hikaye dinledik senden. Umarım seni dinleyen pek çok arkadaşının da hikayesine çok büyük katkı olmuştur. Umarım Eskişehir'e geldiğim zaman da oturur bir hasbihal etme imkanımız olur. Orada pek çok öğrenci var Osman Gazi Üniversitesi'nde. Onlara da buradan kucak dolusu sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Tekrar görüşmek üzere diyorum Hasret. Yolun açık olsun. Teşekkür ederim hocam. Sizin de bütün çektiğiniz böyle videolar için, bize verdiğiniz emekler için teşekkür ederiz. Gerçekten onun morali, motivasyonu, ara sıra bize kızdınız, ara sıra biz de sizi sinirlendirdik ama yani, gerçekten bunlar çok önemli ve değerli şeyler. Ya elimizden geleni yapacağız. Herkes yapacak. Yani bu sınavı eğer başarmak istiyorsa öğrenci de elini taşın altına koyacak. Öğretmen de elini taşın altına koyacak. Bekir Hoca da koyacak. Herkes koyacak. Ben tekrar teşekkür ediyorum katıldığın için. Rica ederim hocam. Ben teşekkür ederim. Sağ olasın. Hepinize sağlıklı ve başarılı günler diliyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.